Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz bel fıtığı. Evet, biliyorum birçok kişinin muzdarip olduğu, birçok kişinin çareler aradığı bir hastalık. Maalesef toplumumuzda da çok fazla görülüyor. Özellikle bu konuda, bu videoda işlemek istediğim bel fıtığına yakalanma ihtimalimizi nasıl azaltabiliriz? Bir kas grubumuz var ki bilimsel çalışmalarla göstermiş, bu kas grubu ne kadar kısaysa bele binen yük miktarını artırarak bel fıtığına yakalanma ihtimalimizi artırıyor. Peki hangisi bu kaslarımız? Bacağımızın arkasından kalçadan diz altımıza doğru uzanan kaslar kısaysa bel fıtığına yakalanma ihtimalimiz artıyor. Bu kasları uzatarak, esnekliğini sağlayarak, bele binen yükümüzü azaltarak bel fıtığına yakalanma ihtimalimizi azaltabiliriz. Birazdan bunları göstermeye çalışacağım size. Öncelikle anatomiden bahsedelim. Konuma başlamadan önce hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz ve beni daha çok desteklemek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bel bölgemiz 5 tane omurdan oluşuyor. Şu iki parmağımın arasında bulunan bölge. Omurlar arasında şeffaf renkle gözüken şu yapılar disk dediğimiz amortisör görevi gören yapılar. Bu yapıların zamanla yıpranması, yırtılması, omurların kaymasıyla beraber disk yapılarında bulunan bozukluklarla beraber omuriliğe ve şu yanda gördüğünüz sarı renkli sinirler çıkıyor. Bunlar bel bölgesinden bacağa doğru giden sinirler. Bunların üstüne baskı yapmasıyla bel fıtığı ortaya çıkıyor. Omurlar arasında bulunan disk yapılarının sıvı içeriği çok çok fazla. Bu da darbelere karşı korumada oldukça önemli. Yaşa, zamana bağlı olarak sıvı içeriği azalıyor ve darbelere daha açık. Yırtılmaya, yıpranmaya, bel fıtığı oluşturmaya daha müsait oluyor. Bir de belimizi doğru bir şekilde kullanmıyorsak, ani bir şekilde yük kaldırıp yük bindiriyorsak, ani şekilde hareket ediyorsak, uzun süreli ayakta duruyorsak, uzun süreli oturuyorsak da bunlar da bel fıtığına sebebiyet verebiliyor. Bel bölgesinde bulunan kasların kuvveti de bel sağlığımız için oldukça önemlidir. Karın ve sırt kaslarımızın kuvveti ne kadar fazla olursa destekleyici görevini üstlenerek bel fıtığının oluşma ihtimalimizi azaltacaktır. Yani siz ağır yük kaldırmıyorum, belime dikkat ediyorum deseniz de spor yapmıyorsanız, bu kaslarınızın kuvvetini artırmıyorsanız veya bu kaslarınızın kuvveti yetersizse bel fıtığına yakalanma ihtimalinizi artıracaksınız. Bel çevresi kaslarımızın kuvvetli olması bel fıtığında oldukça önemli. Evet, ama öyle bir kas grubu var ki bu videonun başında da söylediğim, bacağımızın arkasında uzanan kaslar çok çok önemli. Ne kadar kısaysa bel fıtığına yakalanma ihtimalimiz o oranda artıyor. Aynı zamanda bel fıtığı hastalarında da bu kas grubu ne kadar kısaysa iyileşmemiz o oranda azalıyor. Çünkü bu kas grubunun kısalığı bele binen yükü çok fazla artırıyor. Bu kaslarımızın adı hamstring adındaki bacağımızın arkasında bulunan kaslar. Peki ne yapmalıyız? Bu kaslarımızı uzatarak esnekliğini sağlamalıyız. Birçok şekilde bu germe egzersizlerini uygulayabiliriz. Ben size çeşitli çeşitli göstereceğim. Size hangisi en kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Hadi şimdi egzersizlerimizi görelim. İlk egzersizimiz için esnemeyen bir kumaşa ihtiyacımız var. Ben şalımı kullanacağım. Siz evde esnemeyen herhangi bir kumaşı, malzemeyi kullanabilirsiniz. Egzersizimiz için kumaşımızı ayağımızın altına yerleştiriyoruz. Ve sonrasında iki elimizle çekerek bacağımızı yukarı doğru kaldırdık. Burada şu bölgemizde gerilme hissedeceğiz. Burada yaklaşık 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Böyle tatlı, güzel bir his. Biraz rahatsız ediyor ama yani ağrı değil, gerilme tarzında bir şey hissedeceğiz. Bu egzersizde önemli nokta bu arkadaki bacağımızı gererken karşı bacağımızın yerden kalkmaması gerekiyor. 15 saniye durup bırakıyoruz. Ve bir diğer önemli nokta bacağımı kaldırdığımda buranın, dizimin dümdüz olması gerekiyor. Yani dizimiz bükülü durmayacak.
dümdüz duracak. Karşı bacağımız yerden kalkmayacak. 15 saniye durup bırakıyoruz. Bu egzersizimizi iki taraflı da uygulayacağız. 10 tekrar bir bacağımız, 10 tekrar bir bacağımızı yapıyoruz. Göstereceğim ikinci egzersizde bacaklarımız uzun oturuş pozisyonunda şu şekilde oturuyoruz. Ve yapacağımız şey buradan ayaklarımızda parmak uçlarımıza doğru uzanmaya çalışmak olacak. Yine hissedeceğimiz yer dizimizin arkasındaki bölgede gerilme hissedeceğiz. Burada 15 saniye kadar durup bırakacağız. Diyelim siz parmak ucunuza kadar gelemiyorsunuz. Bunun önemi yok. Evet, kaslarınızın kısa olduğunu gösteriyor. Bel fıtığına yakalanma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor ama bu kaslarımızı uzatabiliriz. Yeter ki düzenli bir şekilde egzersiz yapalım. Diyelim siz buraya kadar geldiniz. Evet, dediğim gibi kaslarınız kısa. Ama bu noktaya geldikten sonra burada 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Tekrar geldim. 15 saniye kadar duruyoruz. Bırakıyoruz. Egzersizi düzenli olarak yaparsanız zaten kasınızın uzadığını fark edeceksiniz. Bir hafta sonra belki de daha ayak bileğinize yakın. Bir hafta sonra belki de daha yukarılara doğru gelebileceksiniz. Dediğim gibi bu kaslar etkiyi hızlıca gösteren kaslar. Bir de egzersizimizde önemli olan nokta, dizlerimiz bükülü bir şekilde bu egzersizi yapmıyoruz. Öne doğru uzandık. Kaslar kısaysa eğer hemen dizler yukarı doğru kalkma eğiliminde olacak. Bunu engelliyoruz. Dizlerimizi yere doğru bastırıyoruz ve bu şekilde uzanıyoruz. Bastırdım ve uzandım. 15 saniye kadar duruyorum ve bırakıyorum. Bu egzersizimizi de yine 10 tekrarlı olarak yapıyoruz. Üçüncü egzersizimizde yine aynı kas grubumuza germe egzersizi uygulayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan şey kalça eklemimizden 4-5 parmak alçaklığında bir yükseltiye ihtiyacımız var. Yapacağımız şey bir ayağımız yerdeyken germe yapmak istediğimiz bacağımızı kaldırıp yükseltinin üstüne koyuyoruz. Sadece bunu yapmak buradaki kas grubumuzu geriyor. Şu an ben gerilmeyi net bir şekilde hissediyorum. Sadece bunu yapıp bırakabilirsiniz. Kaldırdım, koydum, 15 saniye kadar durdum, bıraktım. Bu olabilir. Bir de şiddetini artırmak istiyorsanız, bu bana kolay geldi, ben biraz daha ilerletebilirim diyorsanız, burada ayağınıza, parmaklarınıza doğru uzanabilirsiniz. Şu an şiddetini daha fazla hissediyorum. Şu bölgemde gerilmeyi hissettim. 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Uzandım. 15 saniye kadar durup bırakacağım. Burada önemli nokta dizimizin dümdüz uzanması. Yani gerilmeye bağlı yukarı doğru bir yönelme olmayacak dizimizde. Yatağa bastırıyorum. Yere bastırıyoruz temas ettiğimiz yere. Bir elinizle burada dizinizin üstüne koyabilirsiniz bozulmasın diye. Diğer elinizle de ayağınızı uzanıyorsunuz. 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Bu egzersizimizde 10 tekrar yapmamız etkili, yeterli olacaktır. Bacağımızın arkasında bulunan kaslara germe egzersizi olarak benim önereceğim 4. egzersizse en zor olanı, en etkili olanı. Eğer diğerlerini rahatlıkla yapıyorsanız öncelikle bunu yapabilirsiniz. Sıklıkla bunu yapabilirsiniz. Ne yapacağız burada? Uzun oturuş pozisyonunda bu sefer bacaklarımızı V şeklinde açıyoruz. Benim yerim birazcık dar, kısıtlı. Siz daha geniş bir alanda uygulayabilirsiniz. Bacaklarımızı açtık. Önce birine uzandım, parmak ucuma doğru. 15 saniye durup bırakıyorum. Sonra diğerine uzandım. Parmak ucuma doğru uzandım. 15 saniye kadar durup bırakıyorum. Sırayla yapıyoruz. Diğerine gittim, uzandım. Burada önemli nokta yine dizimizin yukarı doğru yönelmemesi. Yerle temas halinde yere doğru bastırıyoruz. Bunu bırakmıyoruz. 15 saniye durup bırakıyoruz. Direkt bu egzersizle başlayacaksanız eğer şu noktaya kadar uzanıyor olabilirsiniz. Sorun değil. Şurada olabilirsiniz, fark etmiyor. Veya şuralara geliyorsunuz.
Hiç önemi yok. Önemli olan bu kasları düzenli çalışmayla beraber uzatabiliriz. En önemlisi bu. Uzandık. 15 saniye durduk. Bıraktık. Uzandık. 15 saniye kadar durduk. Bıraktık. Bu egzersizimizi de iki taraflı, onar tekrarlı olacak şekilde uyguluyoruz. Bel fıtığından korunmak için sizlere önerdiğim 4 egzersiz bunlardı. Bunlardan hepsini, 4'ünü de yapmanız gerekmiyor. İçlerinden size en kolay gelen, en rahat yaptığınız bir egzersizi seçerek onu düzenli günde 2 kere 10 tekrar olarak yapmanız yeterli olacaktır. Zaten fark edeceksiniz ki bir süre sonra egzersizi kolay bir şekilde yapıyor olacaksınız. Kasınızı uzatarak da bel fıtığına yakalanma ihtimalinizi azaltabilirsiniz. Videomun sonuna geldik. Faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.